Selam herkese, kanalıma hoş geldiniz. Büyükleri mutlaka okulda karşılaştı, küçüklerin ise derste gördüğü ve nasıl yapılır videosunu internette aradığı bir kavramdır renk skalası, renk çemberi. Renkler insan hayatına anlam katan en önemli özelliklerdir. Renkler olmasa birçok şey anlamsız olur. Renk skalası kavramı akla ilk olarak ana renkleri getirmelidir. Ana renklerin her biri birbirinden farklıdır. Çünkü hiçbir ortak unsurları yoktur. Diğer tüm renkler ana renkler olan sarı, kırmızı ve mavinin karıştırmasıyla oluşur. Ben de sizlere sarı, kırmızı ve mavi renklerini paletime sıkarak renk çemberine başlayacağım. Renk çemberi için gerekli malzemeler, boyalar ve ben sizin daha kolay yuvarlak çizebilmeniz için küçük bardak ya da tabak şeklinde bir cisimden yardım alabilirsiniz. Ve bunların birbirine birleştiren bir çizim yapmamız lazım. Şimdi onu yapacağım. Peki ana renklerin dışında ve ara renklerin dışında siyah beyaz renklerimiz de var. Peki ana renkler dışında bulunan siyah ve beyazın oluşumu ise daha farklı bir oluşumdur. Güneş ışınlarını yansıtmayan, tamamen güneş ışınlarına emen cisimler gerçek anlamda bir renk olarak kabul edilmeyen siyah olarak görünürler. Ben de arada siyah beyaza da renk diyorum ama renk değil. Siyah hiçbir şekilde güneş ışınını yansıtmama özelliğiyle bilinmektedir. Onun tam tersi olarak dönüşümlerini tamamen yansıtan cisimler ise beyaz olarak ifade edilmektedir. Ben de şimdi bir kalem yardımıyla bu şekli tamamladıktan sonra ana renkleri, temel yerleri boyayacağım. Hangi ana rengin ne tarafa boyandığını hiçbir önemi yok. Sağ ya da sol, siz istediğiniz yere boyayabilirsiniz. Fakat sadece orta kısım, üçgen kısım, şu üçgen kısımların dışında boyanması lazım. Ona dikkat etmeniz lazım. Ve boyarken açık renkten başlarsanız eğer, örneğin sarı renkten, ana renklerin içinde en açığı sarı, sarı renkten başlarsanız eğer fırçanızda koyu bir izlenim ve diğer renklere karışma olasılığı daha az olur. Örneğin kırmızıyı boyarsınız ve sonra kırmızı fırçada kalır ve sarınızı da batırır. Mutlaka fırçanızı güzelce yıkayın ve peçete ile temizleyin. Buna önem gösterin. Hatta yapabiliyorsanız eğer her renge geçtiğinizde suyu yenileyin. Ben şöyle yapıyorum. Bir temiz su kabım oluyor. Bir tane de kirli su kabım. Sizler de tek su kabından değil de birkaç su kabı yanınızda bulundurabilirsiniz. Kırmızı rengi de yapıyorum. Eli titreyenler için, benim de elim titriyor ama eli titreyenler için temel şey elinizi tamamen kağıda yaslamak ve fırçanın yan tarafını kullanarak boyamanız lazım. Şu an gördüğünüz gibi yan tarafını kullanarak boyadığınızda tamamen taşmadan boyayabiliyorsunuz. Bakın, kırmızı ile sarıyı aynı suda karıştırınca zaten direkt bir ana rengimiz turuncu ortaya çıktı. Şimdi diğer ana rengimiz, üçüncü ana rengimiz olan maviyi de ben renk skalasına, renk çemberine ekliyorum. Ve bunların karışımından ara renkleri bulacağım. Bakalım, sol tarafta diğer videolarımı da görüyorsunuz. Kanalıma gidip başka çizimler, başka eğitim videolarına da ulaşabilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Evet, şimdi ara renklere geçtik. Ara renklerimizi oluşturduk. Kırmızı ile maviyi karıştırarak mor, sarı ile kırmızıyı karıştırarak turuncu ve sarı ile maviyi karıştırarak da yeşil buluyoruz. Bunların üçünü de kesişen yerlerine, yani birleşen yerlerine boyuyoruz ve renk skalamız bitiyor. Umarım bu video yardımcı olmuştur ve işinizi görmüştür diyelim. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.